Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda mavici civcivlerimize haşlanmış yumurta vereceğiz. Haşlanmış yumurtayı neden verdiğimizi anlatayım size. Haşlanmış yumurtanın civciv gelişimindeki rolü çok büyük. Haşlanmış yumurta içerisinde bulunan proteinler, yararlı yağlar civcivlerin gelişimini daha da hızlandırıyor. Bu yüzden ben 2 günde bir ya da 3 günde bir bütün hayvanlarıma haşlanmış yumurta veriyorum. Bunu sadece civcivlerinize değil, yetişkin hayvanlarınıza da verebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Aksine haşlanmış yumurta insan sağlığına nasıl yararlıysa hayvanların sağlığına da o kadar yararlıdır. Bu arada görmüş olduğunuz mavici civcivlerimiz yaklaşık bir ayına girecekler. Ve hepsi maşallah çok sağlıklı. Sizler de izlerken maşallah demeyi lütfen esirgemeyin. Havalar çok soğuk. Bu yüzden sürekli başka yerlerde tünüyorlar. Ama gurkumuz, anacımız biliyorsunuz çok sağlam bir anaç. Onlara çok güzel bir şekilde bakıyor. Görüyorsunuz yumurtayı kapan gidiyor. Şöyle yakından çekelim size. Gördüğünüz gibi civcivler de haşlanmış yumurtaya bayılıyorlar. Sizlere de tavsiyem, civciv büyütürken haşlanmış yumurtalarını eksik etmeyin. Yetişkin tavuklarınıza da kesinlikle haşlanmış yumurta vermeyi eksik etmeyin. Bu onlar için çok faydalı. Bu mavici civcivlerimizin yarısı lavender, yarısı da farklı bir mavici. Yani karışıklar. Büyüdükleri zaman inşallah hep beraber hangi ton mavi yumurta verecekler göreceğiz. Çok güzel bir oda inşa ettim hayvanlarım için. Bunun içerisinde İsveçlerim var ve görmüş olduğunuz mavici civcivlerim var. Hint gurkum da tabii ki diğer köy tavuklarımla satıldı. Yavruları terk ettiği zaman Hint gurkum da bu kümesten gidecek. Bu yüzden kümesimin boş kalan bölmelerine de yeni ırklar getireceğim. Şu konu hakkında bilgilendireyim. Yaklaşık 3 haftayı geçen bütün yavrularınıza sizler de haşlanmış yumurta dışında güzel besinler verebilirsiniz. Bunlara genel örnek verelim. Yemek artıklarınızdan bulgur pilavı, pirinç pilavı verebilirsiniz. Marul, maydanoz, nane yapraklarını tek tek yıkayarak lütfen ince ince doğrayarak verin. Bu onların daha hızlı yemek yemesini sağlıyor, uğraştırmıyor ve yerde sürekli üzerine basarak pislik bulaşmasını engelliyor. Bu şekilde verin. Domatesleri kıyın, gerekirse rendeleyin. Havuç rendeleyin verin. Bu seviyedeki hayvanlara bunları vermeniz sizin iyi verim alacağınız anlamına gelir. Bunlara bir de şöyle bir tüyo vereyim. Ben yapmıyorum ama ben yapacak olsam kesinlikle hiçbir şekilde utanmam. Semt pazarlarında artan sebzeleri rendeleyerek verebilirsiniz. Yani havuç, turp, ondan sonra ne bileyim birçok faydalı yiyecek var. Semt pazarlarında atılıyor. Domates, salatalık olsun. Bunları toplayarak verebilirsiniz. Ekstra da cebinizden para çıkmamış olur. Sizler de izlerken lütfen maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Hepimiz emek veriyoruz. Büyütüp çoğaltmaya çalışıyoruz. İnşallah sizler de emeklerinizin karşılığını alırsınız. Söylediğim gibi bundan sonra özel ırklar besleyeceğim kümesimde.
Arkadaşlar, hayvanlarınızın kalsiyum ve protein ihtiyaçlarını lütfen eksik etmeyin. Daracık kafeslere tıkıp yumurta verimi almak için dua etmeyin. Onların da canlı olduklarını unutmayın ve buna göre davranın. Bütün videolarımda fark ediyorsunuz, verdiğim emekleri görüyorsunuz. Şu an ben biliyorum ama size şöyle bir anket düzenleyeyim. Anket de demeyelim. Herkes yorum kısmına şu videoda gördüğü 7 civcivin kaçının tavuk, kaçının horoz olduğunu yazsın. İleri zamanda büyüdükleri zaman kaçının tavuk, kaçının horoz olduğunu öğrendiğinizde kendi bilgilerinizin ne kadar doğru olduğunu da keşfetmiş olacaksınız. İsteyen yorum kısmına şu an videoda izlediğiniz 7 yavrunun kaçının horoz, kaçının tavuk olduğunu yazabilirler. Gördüğünüz gibi mavici civcivlerim çok oyuncular. Sürekli oyun oynuyorlar anneleriyle. Altına 12 tane yumurta koymuştuk. 7 tane yavrumuz sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Sizler için birkaç tanesini yakalayıp incelemeye çalışacağım. İlk defa bu tür ırk besliyorum. Büyüdüklerinde çok güzel olacaklar büyük bir ihtimal. Sakalları çıkacak. Varsa tepezleri çıkacak. Şöyle bir tanesini yakaladım. Sizler için inceleyelim. Çok tatlılar ya. Açık gri tüy yapısına sahip. Anneleri o kadar iyi bakıyor ki kursakları patlayacak kadar dolu maşallah. Sizler de maşallah demeyi esirgemeyin. Yorum atmasanız dahi içinizden söyleseniz de mutlu olurum. Büyüdükçe sakalları çıkacak hayvanımızın. Şu anki görüntüsü bu. O kadar hareketliler ki yakalamak biraz zor. Hayvanları da ürkütmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı
Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bu videolarımın ne kadar çok beğenildiğini, ne kadar beğenilmediğini takip etmem için önemli. Lütfen buna dikkat edelim. İzleyen her insan, her arkadaş, her dost, her kimse beğenmeyi ya da beğenmemeyi lütfen unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince hepsini çekerim. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Sol üstte de yine yararlı videoların linkini paylaşmaya devam edeceğim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.